beni gönderdi. Atlıyor vardı. İsa söz... Başkaları için duacı olma yanıdır. Hasta ayini için yağı, vaftiz için yağı, konfirmasyon ayini ve ruhbanlık takdisleri için kullanılan kutsal krizmayı kutsuyoruz. Bu nedenle bu yağ bu kutlamamızın başrol oyuncusu. Ancak şu anda bizim için alışılmış olduğu gibi yiyecek anlamında değil, güçlendiren, güzellik veren, kuvvet veren, vücudu parlatan ve yaralar için merhem, ilaç olan bir yağlama olarak anlaşılmaktadır. Kutsal yağlar aslında başın, alnın, göğsün ve ellerin meshedilmesi için tasarlanmıştır. Ve hayatımızın herhangi bir döneminde bir şekilde bu kutsal yağlar tarafından kutsanma lütfuna layık olabiliyoruz. Hem ilk okuma hem de İncil parçası kutsal ruhun gücüyle bir misyon, bir kurtuluş ve bir merhamet misyonu için dönüştüren ve güçlendiren bir kutsama olarak yağla meshedilmekten bahseder bizlere. Biz rahipler ve episkoposlar için de aldığımız kutsal ruhbanlık sakramenti sayesinde özel bir şekilde geçerlidirler. Bu yüzden sevgili kardeşlerim, kutladığımız bu ayin sayesinde kutsal meshedişimizi hatırlıyoruz hepimiz. Kendi hür iradenizle aldığımız kutsal görevleri yerine getirmek için rahipliğimizin örneği olan Rabbimiz İsa ile daha yakın bir birlik içinde olmak istiyor musunuz? Evet, istiyorum. Şimdi sevgili kardeşlerim, rahipleriniz için dua ediniz. Ve baş rahip Mesih'in sadık görevlileri olup sizi tek kurtuluş kaynağı olan ona götürebilsinler. İşte katekümin yağı. Gökten zeytin ağacının meyvesi olan bu yağın üzerine kutsal ruhunu yolla ki vücudumuzu beslesin ve rahatlasın. Okuyla karıştırılmış bu yağın kutsama gücünle takdisinin işareti olmasını sağla. Ve bu krizmayı alacak kardeşlerimize kutsal ruhun armağanlarını ver. Ebedi ışık olan Allah, bu yağda işaretlenecek yerler ve şeyler senin kutsallığında parlasınlar. Bu yağla meshedilme gizemi sayesinde işleyen kutsal ruhunun kilisesini genişletmesini ve mükemmelleştirmesini sağla.